Hocam şimdi siz anlatırken ben de not alıyorum. Şimdi hocam diyor ki ağrılar, iskelet sistemimizdeki baş, boyun, omuzda ağrılar. Biz ister istemez Tabii tanıyı koyana kadar doktorlarımızda birçok aklımıza gelen branşlara gidiyoruz. Nörolojiye gidiyoruz belki, ortopediye gidiyoruz hocam. Belki beyin cerrahisine gidiyoruz. Çünkü omuzda ağrı olduğu zaman ya ortopediye gideceğiz ya beyin cerrahisi Hiç aklımıza öksürükten ya da e, balgamdan dolayı sıkıntıların oraya kadar gideceğini de düşünemiyoruz. E şimdi şöyle bazen e, teşhislerimiz şöyle oluyor. Evet. E, geçmeyen omuz ağrısı. Şikayetiyle hasta fizik tedavi ya da ortopedi Hı. bölümüne gidiyor. Evet. Orada çekilen e, filmde akciğerin işte ilgili bölümüne yerleşmiş tümör tesadüfen evet. tespit ediliyor. Ve e, bu incelemeler sonucu teşhisi konulabiliyor. Tanı burada çok önemli. Evet. Zamanı iyi değerlendirmek açısından. Bazen e, e, çok... Erken evrede öksürük şikayetiyle başvuran hastalarda çok erken evrede tümörü yakalama ihtimali olabiliyor. Bazen de tesadüfen çekilen akciğer filmlerinde daha erken evrede tümörün yakalanma durumu göz önünde olabiliyor. Ama hani bunun için genel rutin bir tarama testi şu şu an için yok. Peki hocam şimdi benim öksürüğüm var diyelim. Tabii göğüs hastalıkları bölümüne gittiğimde doğal olarak hepinizle birebir karşılaşıyorsunuzdur. E, Doktorunuz sizi dinlerken mutlaka notları alıyor. Sonrasında da Akciğer filmini röntgeni çektir ve bana gel deniliyor. O röntgen de e, MR'a gitmeden önce... O Hocamın dedi tanıdaki işaretler gözükür mü diye gelen sorularınız var hocam. Şimdi belli bir e, büyüklükteki tümörleri normal akciğer filminde görmek mümkündür. Ama evet. e, kaburgaların arkasına e, saklanmış ya da kaburgaların süperpoze ettiği yani gizlediği alanlarda küçük çaplı tümörleri e, görmek mümkün değildir. Bir de akciğer tümörlerinde bir santimin altındaki tümörleri fark etmek biraz zordur yerleşim yerine ve şeyine bağlı olarak bunlar değişebilir. Burada görüntüleme yöntemlerini dikkate almak gerekir. Destekleyici o zaman MR'a doğru gidebiliriz değil mi hocam hastan hikayesine göre şikayetlerine göre sizin şimdi tabi istediğiniz hekimlikte tetkikler. şöyle bir uygulama vardır yani en basit ve en az invazif Tanı metodundan e, en e, komplike ve e, en invaziv tanı metoduna doğru bir gidiş vardır. Yani birden en komplike ve e, en invaziv e, tanı işlemleri yapılmaz. Öncelikle basit ile başlanır. Akciğer filmini çektik mesela. E, herhangi bir şey göremedik. Küçük bir tümördü ya da e, bu kemik yapıların arkasında saklanmış ya da kemik yapıların gizlediği bir yerde tümör vardı ama hastanın öksürüğü inatla geçmiyor. Bu filmi çekildikten sonra e, inatla geçmiyor. Ondan sonraki aşamada bir üst e, tetkik genellikle düşünülür. İşte bu ne olabilir? Tomografi olabilir. Hı hı. Akciğer tomografisi çekilebilir. Yani sistem en aşama, aşama. en basit ve en az invazivden en komplike ve en en invazive doğru olacak şekilde her zaman uygulanır. Yani direkt üstten hiçbir zaman başlanmaz. Başlandı. Evet. Peki, Bu hem ekonomik açıdan hem de teşhisin daha basit metotlarla koyulabilmesi açısından önemli bir yaklaşım.